Evet sevgili seyirciler, lütfen artı bir programına hoş geldiniz. Ney ve Perküsyon'da Hakan Mengüç ve Akif Altaş'ı dinledik. Çok güzel yorumladınız. Uzun ince bir yoldayım. Aşık çok Veysel. Çok güzel Aşık Veysel'in. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Akademisyen, yazar kimliğiyle buradasınız. yeni kitabınıza birazdan giriş yapacağız. Evet, size bırakıyorum ben önce de okudum. Sözü. İnanılmaz güzellikler var. Evet. Birçok üniversitenin açılışına katılmış, dünyanın değişik yerlerinde eğitimler almış, eğitimler vermiş. Görebildiğim kadar kitaplar yazmış. Evet. Kitapları 5 lisana çevrilmiş. Evet, ona da geleceğiz. Ne ile başlayan bu yolculukta tasavvuf ve sufi felsefesiyle ile tanıştınız. Öyle değil mi? Aslında kaç yaşında? 15 yaşından beri değil mi? Bir neyi dinledim, aşık oldum sonra neye. Sonra neyi üflemeye başlayınca tabii sufileri de tanıyorsun. Evet. Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Şems'i derken o aşk hala devam ediyor. O çok güzel bir şey. Peki piyano ile de başladınız aslında. Hangisi önceydi? Aslında ilk piyano ile başladım. Sonra Batı ne öğrendim? Müziği, ondan Batı sonra, tarzı. Evet. Sonra da Türk müziği. İkisini aynı anda ilerlettim. Peki ailede var mıydı bu şey yok. Yoksa yok? Hiç zaten onu anlatırım. Ailemde müzisyen yok, yazar yok. Bu benim birazcık kendi ilgim, işte etkilenmem sayesinde oldu. Sizin kitabınıza o zaman madem öyle girdik başladık. Evet, bu son evet. kitabınız. Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Evet. Buna da ilgili bir sorum olacak. Gerçekten öyle mi? Kaderle ilgili. Çünkü birçok kişi soruyordur zaten size. Birçok size Instagram hesabınızda zaten birçok açıklamanız da bulunuyor. Zaten konferanslara da gidiyorsunuz. Önce bunun yazmanızın nedeni ne acaba? Bu kitap bir roman şeklinde yazdım bunu. Benim bundan işte birkaç sene önce bir yolculuğumu anlatıyor. Ben her sene böyle birazcık kendimi deneyimlemek için böyle çok güvenli yaşıyoruz ya. Bir süre sonra o güven bizi hapsediyor olduğu yere. Hocam siz daha iyi bilirsiniz, çok geziyorsunuz. Ben de diyorum ki her sene kendime bir test edeyim. Bazen yanıma hiç para, telefon almadan böyle 4 günlük bir yolculuğa çıkıyorum. Otostop çekiyorum. Bazen bilmediğim bir yerde çadır kuruyorum. Bazen tek başıma, bazen arkadaşlarımla. Bu kitap benim yine o yolculuklarımdan birinde başıma gelenleri anlatıyor. O başıma gelenlerde hangi dersleri öğrendiğimi, aslında hiçbir karşılaşmanın tesadüf olmadığını, rastgele karşılaştığın bir insanın bile sana birçok şey öğretebileceğini anlattığın bir kitap. Evet, burada zaten yollarımız çakışıyor. Ben de hep şöyle diyorum her gün verdiğim konferanslarda. Diyorum ki kızlar yola çıkın, en iyi koca uzun yolda bulunur. Eğer oturup bütün gün televizyon seyrederseniz evlenemezsiniz, evde kalırsınız. Ve bana şu soru soruluyor. Ben de biliyorsunuz çok dalda çalışıyorum. Evet. Şimdi dün daha Graz'dan geldim. Ve hocam diyorlar bu kadar işi nasıl yapıyorsun? Bir yandan üniversitede ders, Türkiye Gezgenlerde hani evim müze oldu beklerim. Bunun ötesinde işte 2 konsolosluk görevi, dünyada en çok gezen insanlar arasındayım falan. Birinci sebebi çok uzatmayayım, gezgin olma. Her seyahat bana yenilikler getiriyor. Şimdi çok güzel yazmışım burada, umut yaşamak demişim. Biz de programda zaten lütfen artı bir diyoruz. Bir kişi kazansak. Kârdır. Aynı amaçla yola çıkıyoruz aslında. Onun için buradan hepimiz, Hakan, ben, Şebnem de geziyor. Zaten devamlı ama olarak fırsat bulduk. Ama yeterince gezmiyorum için. Herhalde evlenmediğime göre. bunu çıkartıyorum. Kısa yolculuklar yapıyorsun. Evet, çok uzaklara gitmiyor. Daha çok Avrupa'da geziyor. Neyse şaka bir yana. Yani zaten onun için yola çıkılmamalı değil mi? O başka bir şey. Ve inan ki böyle notlar alırım ben gece. Şimdi gelirken de Avusturya'dan, daha önce günlerde de Mısır'daydım. Orada bile bilgiler alıyorum. Bir şey öğreniyorum. Gece ben uyurken bile kalkarım. Notunu yaparım, yatarım unutmayayım diye. Yapar mısın öyle hiç? Aklıma bir şey gelince tabii. Unutmayayım diye. O halimle böyle üşüye kalkarım, not ederim, öyle uyurum tekrar. Onun için buradan hepimiz size diyoruz ki farklılık yaratın, farklılık yollardadır. Ne demiş Peygamber Efendimiz? 2 gün eşit olanın 1 gün kayıptır demiş. Değil mi? Evet. Eğer her gün oturup maç seyrediyorsanız, dizi seyrediyorsunuz, her gününüz kayıp zaten. Hayat boyu başarı yakalayamazsınız. Hakan da bunun bir örneği. Yok, estağfurullah. Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Kitabınızla ilgili bir VTR izleyelim. Sonra tekrar üzerine konuşalım. Karşılaşmalarla ve sınavlarla dolu bu yol, anlıyorsun ki sana hizmet ediyor.
Yaprak bile neden siz kımıldamıyor şu evrende? Rüzgarın bile söyleyeceği sözü var sana. Yeter ki uyanık olsun, öğrenci kalmaya razı olsun gönlün. Şu hayat yolculuğunun hiçbir anında sakın ben oldum deme. Çünkü ben oldum demek, ben öldüm demektir. Unutmayın, hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Ben de buna aslında inanıyorum. Biz iki kez karşılaştık. Evet. Denizli'de karşılaştık. Biz orada da bir etkinlikte kendisi sahne aldı. Fakat sadece kuliste karşılaşmıştık. Sonra sizin davet ettiğiniz etkinlikte. Onun görüntüleri de varmış. Ona da bir izleriz şimdi. Bangladeş gecesinde. O da çok güzel bir geceydi. İyi oldu. Bizi bir araya getirdi. Evet, bizi bir araya getirdi. Şimdi burada üçüncüsü. Evet. Biz de hep birbirimizin yollarına hani geliyoruz, kesişiyor. Ne oldu, konuşamıyorum. Kesişiyor. Sonra son yeni yoldan devam ediyor herkes. Ama bu bir Julia Roberts'ın bir şeyini geçenlerde okudum. Aklıma geldi şimdi. Kimse, eğer hayatınızdan birisi çıkıyorsa kızmayın o kişiye. Hı. Çünkü onun demek ki şeyi bitti sizin hayatınızdaki. Rolü. Doğru. Hani rolü bitmiştir. Hani giren çıkan olacaktır. Seni üzenlere çıkart ki seni sevebileceklere yer açılsın diyor. Ha, bir de öyle bir şey var. Önce Bangladeş gecesine gidelim. Ne kırılabilir ne de kırılabilir. Ay Mevlana. Evet. Hayvan sevginizi biliyoruz. Siz 2014'te de Güney Afrika'ya gitmişsiniz. Hı. Orada da aslan ve Bengal kaplanlarıyla yaşamışsınız. Ne kadar durdunuz? Yaşadınız yani mı onlarla? Yaşadım derken şey. Onlarla biraz. Ben orada onların rehabilite edildiği bir kamp vardı. Gönüllü olarak gittim oraya. İşte yani kafes temizledim. Oradaki muhtaç hayvanların yardımı ettim falan. Orada böyle bir aya yakın bir süre geçirdim. Ama ben zaten hayvanlara bayılıyorum yani. Peki herkes gidebiliyor mu oraya? Yoksa nereden aklınıza geldi? Şöyle bir arkadaşım vardı, o gidiyordu. Bana böyle böyle dedi. Giderken bir sürü belge imzaladık işte. Sonuçta aslanlar tehlikeli hayvanlar. Yani ne yapacağı belli olmaz. Hani imzaladık işte öncesinde bir sürü olay. Ama tabii çok inanılmaz bir deneyimdi. Mesela yavru aslan görüyoruz orada. Peki orada onların işte bakımı ve dediğiniz gibi rehabilitasyon üzerine eğitim mi alıyorsunuz? Evet, ilk önce bizi öğrettiler nasıl davranmamız. Hatta yeni doğmuş yavru beyaz aslanlar vardı. Onlara süt içiriyorduk biberonla. Güzel bir deneyim. Güzel de şimdi ben hayvan bahçelerine karşıyım, açık konuşalım. Yani bunlar rehabilite edip ne yapıyorlar, bırakıyorlar mı doğaya? Evet. Yani burası bir hayvanat bahçesi değil. Yani hayvanat bahçesi. Hayvanların insanlar tarafından kullanılmasına. Ben de karşıyım. Gidip de o Yunus eğitim merkezlerinde o 100 tane getiriyorlar. Bir tanesi yaşıyor. Diğerlerini öldürüyorlar. Şimdi evcilleştiriliyor o zaman aslında o hayvanlar bir taraftan. Benim gittiğim yerde şu vardı. Belli bir bölgede sanırım şey varmış. Bunların soyunun tükenmesi. Yavruları orada besliyorlar, büyütüyorlar. Belli bir şeyden sonra da doğaya bırakıyorlar. Belki Kruger Parkı'na falan belki bırakıyorlar. Orası inanılmaz büyük bir yerdi zaten. Dışarıda da aslanlar vardı. Yani biz çok uzaktan gördük aslanları. Yani tehlike var yine. Çok o kadar da evcilleştirilmemiş. Şimdi bir de bir çok bir eterimiz var sizinle ilgili. Anneniz için çaldığınız bir şey değil mi? Bir piyano. resitali mi diyelim? Aslında Kaya'nın bir parçası. Öyle mi? Ha, bunu da ben de söyleyeyim. Aslında Hakan pek fotojenik değil. Kendisi daha yakışıklı. Ama o kadar iyi çıkmıyorsun. Farkında mısın?
Fotoğraflar evet daha farklısınız. Daha farklısın yani. Siz bayağı radikal giriş yapıyorsunuz. Ne yapayım hocam? Ne yapayım? Fotojenik değilsin. Ne yani fotojenik değilsin yani. Yani. Haberin olsun yani. Sadece haberin olsun. bu Dilleki anneniz için. Hı, evet. Onun çok sevdiği bir parça. İşte onun bir özel günüydü. Orada çalmıştım. Çok güzel. Hı-hı. O da 15 yaşından beri demiştik zaten evet, başta hı-hı. konuştuğumuz gibi. Ayrıca buna da değinmek istiyorum. Girne Amerikan Üniversitesi'nde Sufi Akademisi Başkanı hı-hı. olarak evet. Çalışıyorsunuz. Ne zamandan beri? Bu? 2018'den beri. Sufi Akademi benim bir hayalimdi. Ben aslında Sufizmi gençlere anlatmak istiyorum. Hı hı. Yani bu felsefe ağır bir felsefe değil. Sadece bugünümüze uyarlanmadığı için bize bazı kelimeler ağır geliyor. Bunlar hayatın evet. içinden şeyler. Müzik var, sema var. Sufi Akademi'yi kafamda kurmuştum. Daha sonra Girne Amerikan Üniversitesi'nin sahibi Serhat Bey'le tanıştık. O dedi ki ben bunu üniversiteye taşıyayım dedi. Senato kararıyla Sufi Akademi kuruldu. İşte biz orada Kıbrıs'ta bir şey beoruz yaptık. Cumhurbaşkanlığının desteğiyle. Ve öyle başladık. Şimdi gençlere her yerde ulaşıyoruz. Çok güzel. Evet. Yani şehir dışında da zaten gidiyorsunuz konferans. Evet, evet. Ama aracı yani... O başkan olarak mı gidiyorsunuz yoksa sadece kendiniz Hakan? Kendim olarak gidiyorum ama Kıbrıs'ta da Sufi Akademi olarak dersler de veriyoruz zaman zaman. Derslere gidiyorsun tabii. Evet. Bu arada Almanya'nın Ulm şehri biliyor musun? Evet şehri? Onu biliyorum. Orada bir hayvanat bahçesi var. Olabilir onu bilmiyorum. Neyse geziyorsunuz kafes kafes bir kafese evet. giriyorsunuz. Gidiyorsunuz. Söyleniyor. Geliyorsunuz. Geliyorsun önüne gidiyorsun. Ha, acaba bir deneyim mi yaptılar onu? Dünyanın en tehlikeli yaratığı diyor. Evet. Yani geferelik. Geferdik, geferdik. Dangerous creature. Herkes bakıyor, bakıyor, bakıyor. Arıyorlar orada, burada falan. Hiçbir şey yok. Sadece bir ayna var. Bir ayna. Çok güzel yapmışlar. O zaman niye yapıyorlar o hayvanat bahçesini? Onu da kaldırsınlar o zaman. Kendilerinin de aslında bir taraftan orada bir imalı bir doğru şey var. Doğru değil mi Hakan? Güzel. Dünya kadar, Türkiye evet. insan ama kadar ama bunu bir hayvanat bahçesinde yapmaları da ilginç. O da biraz ironik olmuş. İronik olmuş. Ya insan hem en yararlısı da olabiliyor eğer isterse, en evet. zararlısı da olabiliyor. Ne yazık ki. Şimdi deprem konusu tabii şimdi maalesef konumuz. Ama burada bu fotoğraf çok paylaşıldı sosyal medyada. Evet. Sanırım sahibini kolluyor orada değil mi? Evet. Yani dostluğun fotoğrafı ama kendi sahibini bulmuş enkaz altında ve başında bekliyor ve haber veriyor diğerlere. Ne kadar anlamlı. Güzel, anlamlı. Paylaşımlarda şunları da bazen okudum. İşte sizin ızdırap çektirdiğiniz yani hayvanlar bize nasıl davranıyor hani aynen gibilerinden. Öyle, aynen öyle. Bazen hayvan daha da insani olabiliyor. Evet. Tırnak işaretinde. Ben insanlık diye de bir şey kabul etmiyorum. Yani hayvanlık ya o yüzden tırnak neyse. İşaretinde dedim yani, farkındaysanız ne demek insani. İnsanlık? Değil mi? Her insan faydalı mı ki? Demin hı-hı. konuştuk o konuyu. Hı-hı. Peki bir de salı torbalı bir kız varmış. Şimdi onun haberlerini gösteremiyoruz ama kendisini kutlarım. Ben de şimdi ders verdim Aydın ve Esenyurt Üniversitesi'nde bu işi yapacağım. Bu kız, ben onlara sigara izmariti toplattırdım öğrencilere. Tabii biraz tepki aldım. Dedim eldiven giyin falan. Gittim dedim daha çok sokaktan sigara hizmeti notlarını yükselteceğim dedim. Bayağı geldi. Onları aldım götürdüm bir hastaneye verdim. Hastane almıyor benden. Onların biliyorsun kırmızı tehlikeli atıkları var. Almıyor. Neyse ismini vermeyeyim hastanenin. En son dedim ki şimdi ben olay çıkartıyorum dedim. Polis geldi. Polis dedi hocam ne yapıyorsunuz burada dedim. Bunlar dedim ben topladım çocuklara iki çuval sigara hizmeti. Tehlikeli atıkları atmıyorlar dedim. Şimdi buradan canlı yayın yapacağım dedim. Video çekeceğim. Bu hastaneye gelmeyin. Paradan başka bir şey düşünmüyor falan diyeceğim dedim. Hastane müdürü koştu. Hocam alacağız dedi. Abi dedim at geçti dedim. Polis eşliğinde konuldu. Neyse yani o kızcağızı tebrik ediyorum. Bu üniversite öğrencisi. Güzel de bir kız. Her gün topluyormuş. İki tane sarı torbası var. Onlarla pet şişeleri topluyor her yerden. Artık halk da alışmış ona veriyorlarmış. Ve onu satarak eğitimini tamamlıyormuş. Nasıl? Ne kadar vallahi evet. Bu konuyla ilgili bir VTR var. Artık sizinle ilgili değil. Artık farklı VTR'ler de geliyor. Bununla ilgili bilmiyorum. Plastiğin hayatımızda yeri çok. Evet. Doğada yeri yok. Dinleyelim. Bakalım. Poşetin.
pet şişelerin, plastiğin doğada yeri yok. Ama hayatımızda yeri çok, işi çok. Dönüştürelim. Hayat kurtaran ambulansta, serumda, can taşıyan kaplarda, çocuğumuzu koruyan kemerde, suyu taşıyan hortumda, boruda, boyada, ayakkabıda. Daha iyi yaşamamızı sağlayan hemen her şeyde plastik var. Plastik düşmanımız değil. Plastiğin hayatımızda yeri çok, doğada yeri yok. Bu konuya çok geliyoruz. Hani plastiğe bir yerde çöp torbalarına ihtiyacımız var plastiğe ama geri dönüşümlü. Ne diyorsunuz? Güzel anlatamam işte. İşin niyeti bu. Eğer kalıcı bir iade ise şurada mesela plastik var değil mi? Evet. Bu devamlı işte alıp da biz bunu devamlı kullanıyoruz. O da evet. Ama oturup da anlık kullanıyorsak bir çatal yapıp da atıyorsak çöpe veya bir torbayı alıp uzunsuz yere atıyorsak o da kötü. Yani işin özeti o. Kalıcıysa tabii ki. Evet. Niye olmasın? Bir de geri dönüşümlü şeyler bu da mesela. Geri dönüşüm olsa da olmasa da almasınlar. Olmasın. Tüketmesinler. Ama şimdi şöyle yani. Çöp torbaları için ne yapmaları lazım? Çöp için lazım oluyor. Bir tane o kadar. Bir tane. Şimdi her gün çöp, her gün apartman görevlisi topluyor mesela. Şimdi size bir şey yapıyoruz. Fikir de. Evet. Şimdi her gün topluyor. Aslında her gün o kadar çöp çıkıyor mu? Bende haftada bir defa çıkıyor. Bence o kadar her gün ne kadar çıkıyor ki ben anlamıyorum. Ne yapıyorlar bu kadar çöp çıkartıyorlar? Ben sonra Almanya'da kapıcı diye bir şey var mı? Herkes kendi çöpünü atmaz mı? Evet. Konteynere. Evet, evet. Bizdeki daha akşamdan o akan suları koyuyorlar kapının önüne. Evet, herkese burada, bir şekilde. Burada bir şeye alıştık servise. Halbuki evet. Avrupa'da falan herkes çıkarken... Benzin de öyle. Alır. Benzinci de var. Biz kendimiz alıyoruz benzini evet, orada. Evet. Neyse Hakan hiç konuşturmuyor. Evet artık evet. Ben dinliyorum sizi çok keyifli. O zaten galiba daha çok dinlemeyi seviyor. Kendinden bahsetmeyi pek sevmiyor anladığım kadarıyla. Bu depremle ilgili bir demin bir paylaşımı gördük. Şimdi de Elazığ'da bir Fethi Sekin Şehir Hastanesi varmış. Orada depremi daha az şekilde hissediyormuşsunuz. İstiyorsan ben bir soru sorayım. Belki bunu ikinci konumuzda konuşayım. Ama onu bir söyleyeyim mi? Bu siz daha iyi bilirsiniz. Amortizörlü bina kolonları yapılmış. Amortizörlü, evet. Yani mesela 6.0 işte şiddetindeki depremi yani. İşte yaraya 3.0 gibi hissediyormuşsunuz. Doğrudur, bir izleyelim mi o VTR'yi? İşte yara yara az hissetmişler deniyor. Bu ama şimdi ben de bu konuda çok bilgi sahibi olmadığım için bu amortizörlü bina kolonları artık yeni yapılan evlerin hepsinde mi yapılıyor? Deprem bölgelerinde yurt dışında uygulanıyordu. Onu bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Şimdi deprem sonrası, 99 deprem sonrası hepsi öyle yapılması belki lazım. Belki de bilemiyorum. Siz ne kadardı? Siz merak ediyorum hani bu... Biz mesela korkularla hep yaşıyoruz bu aralar. İşte deprem olsun, hastalıklarla ilgili bir şeyler geliyor, virüsler falan filan. Hep bizi korkutuyorlar. Ne yapalım? Yani bu sizin felsefenizde diyelim, sizin ya da bizim yani sizden öğrenebileceğimiz ne olabilir mesela? Bu korkuyla ilgili insanları çok korkutuyorlar. Yani her şeyin dengesi. Korkunun olmaması da iyi bir şey değil. Çünkü korku önlem alınmasını sağlıyor. Tabii. Yani korkuyoruz, ne yapıyoruz? Daha iyi binalar yapıyoruz. İşte hayatların üzerine kurulan binalara işte amortisör konuluyor bunun gibi. O yüzden belli bir seviyeye kadar korku iyi. Bunu aşınca da bu sefer hareketsiz kalıyorsun. Hı-hı. Yani çünkü korkunun olduğu yerde cesaret olmuyor. Hı-hı. Çok fazla cesaretin olduğu yerde bir süre sonra risk oluşturabiliyor. Nasıl yemeğin dengesi varsa, suyun dengesi varsa bunun da dengesi olması gerekiyor. O yüzden Sufiler şunu söylerler hep hani Yunus Emre'nin şiiri. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Çünkü sen kendini bildiğin zaman zaten nasıl davranman, nerede cesaret göstermen, nerede geri çekilmen gerektiğini biliyorsun. Bence en büyük bilgelik bu hayatta. Fakat bu sosyal yaşamda sokakta insanlar sinirli olabiliyor size.
kötülük yapabilirler. Hı-hı. Siz ona nasıl davranacaksınız? Her zaman sakinlikle davranmak zor bir şey. Sükunet bir şekilde olmak. Ya da bazen insan soruyor, neden bu başıma geldi? Ya da neden diye soruyor. Gerçi artık ben o kadar sormuyorum, kabulleniyorum. Hı-hı. Kabullenmek de önemli herhalde ama bazı bu şartlar altında sufili işte mesnevi yaşamak insanı bir yerde rahatlatıyordur. Evet, doğru ama kolay mı değil belki de, hani öğrenmek şimdi gerekiyor herhalde. Bunu biraz başında da konuşmuştuk. Hı-hı. Çevremiz çok önemli. Yani negatif insanlar bizi de negatife götürüyor. O yüzden Mevlana demiş ki kiminle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür demiş. Hı-hı. Şimdi bizim çevremiz de böyle. Bizi büyüten, geliştiren, olumlu enerji veren bu insanlar. Bu sözü beğenmedim. Karganın ne suçu var? Karga çöp sepeti dedim. Şimdi orada söyle. Metafor. Metafor olarak. Ama metafora karşı işte. Karga da çok akıllı bir hayvandır. Ve ya ben de seviyorum. Akbabalar ve şeyler de çöp sepeti gibi. Bizim çöplerimizi temizler. Yani kargayı kötü bir şekilde kantor olarak. Evet ama öyle maalesef. Evet maalesef. Ben şöyle bakıyorum. Doğru. İyi ya da kötü değil. İstediğinizi seçebilirsiniz. Çöplere de gitmek isteyebilirsiniz. O bakımdan. Yani bülbülü de dinlemeye gidebilirsiniz. Herkesin zevki ayrıdır. Ben öyle görüyorum. Onun dışında da ben bakış açısını değiştirmek. Mesela hepimizin başına gelmiştir bir restorana ya da bir kafeye gittiğimizde. Bazen bize aksi davranmıştır garson. Ona o an sinirlenebiliriz ya da diyebiliriz ki belki ne yaşadığı hayatında. O bizim bakış açımızı değiştirebilir. Empati. Daha kibar olabiliriz yani. Belki 12 saattir çalışıyordur, bunu bilemeyiz. Tabii. Biz de birazcık bakış açımızı geniş tutmak durumundayız. O size olan davranışı değil aslında. Evet. Tepki değil. O kendine o olan. Kötü bir kendi tepki olabilir. Kendine aslında yaptığını ben yapıyor. Size yapmıyor. Evet, şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani sonuçta birisi sana fiziksel bir şekilde müdahalede bulunmadıysa ya da bağırmıyorsa çok kişisel algılamamak lazım. Yani fazla aynen, kişisel algılamamak lazım. Peki sana bir soru. Evet. Hayatta mümkün olsa kimle tanışmak isterdin en çok? Herhalde. Yaşayan. Yaşayan veya ölü. Yani yok, daha çok ölüler üzerinde duruyoruz, kaybettiklerimiz. Herhalde Mevlana. Benim aklıma geldi ya da Şems. Evet, temiz. Yani peygamberleri hariç tutarsak sanırım Şems'i, yani mümkün olursa Mevlana ile ve Şems'i aynı anda tanışmak isterdim. Mümkün olursa, evet. Çünkü Şems-i Tebrizi çok aslında aykırı bir karakter. Mesela o her yerde en son söylenecek sözü ilk söylemiş. Benim gibi, ben de öyleyim. Hiç kimseden çekinmemiş mesela. Mevlana daha yumuşak ifade ama Şems direkt. O yüzden hiç öğrencisi olmamış. Mevlana dışında tek Mevlana öğrencisi yani. Onlar da birbirini dengelemişler böylece. Kesinlikle. Öyle hayat bir denge üzerine kurulu zaten. Evet. Bu önceki kitabınızı da bir... bu çok satanlar listesinde uzun süre... Evet. Durdu. Ben neyim? Bunu özellikle getirdim. Çünkü ben burada bir ne hikayesini anlattım. Yani şu basit kamış aslında doğadan koparılıyor, deliniyor, içi deliniyor. Neyin özelliği şudur. Üzerinde hiçbir dış müdahale yoktur. Boş bir kamıştır. Ve en sonunda da işte bizim hepimizin gönlüne ulaşan bir ney sesine dönüşüyor. Hı-hı. Diyor ki Mevlana, insan da bu dünyaya geldiğinde boş bir kamış gibidir. Eğer işlerse kendini, geliştirirse, acılara karşı dayanıklı olursa bir neye dönüşürdü. Burada da ben tabii şimdi kısa anlattım, o hikayeyi anlattım. Dert insana daima yol gösterir. Evet. Ve insanı olgunlaştırır, ben ekledim şimdi. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Valla konuşacak çok şeyler var. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ederim, için. Ne demek. Bakalım bundan sonra nerede buluşacak, konuşacağız, nerede yollarımız kesişecek. Ben o kelimeyi kullanmayacağım artık. O kelimeyi kullan. Türkçedeki en zor kelimeleri seçiyorsun özellikle. İşte bilerek zorluyorum kendimi. Evet, bu arada uzun zamandır söylemedik. Biz bir ekibiz. Kameranın arkasında değerli dostlarımıza, 7 yıldır bizi yalnız bırakmayan değerli izleyicilerimize, İnce Hanım'a, Nehir Hanım'a, asistanlarımıza, iki tane hanım asistanımız var. Saç makyaja. Hepsine buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar teşekkürler. Hadi bir alkış alıyoruz. Sağ olsunlar, sessiz sedasınız. Biz kameranın önündeyiz ama onlar da mutfaktalar. Kesinlikle. Şimdi reklama girmeden önce sizden tekrar bir dinleti istiyoruz. Ama öncesinde de bir çevre mesajı istiyoruz sizden. Yani böyle ne gibi bir söz söyleyebilirim bilmiyorum ama ben her yeri evim gibi görüyorum. Biraz önce onu düşünürken şeyi fark ettim. Yani ben mesela bir şey diyelim yedim.
O çöpü atamıyorum yani hiçbir şekilde. Ya cebimdedir ya montumun cebindedir. Çünkü insan evini nasıl atmıyorsa tüm yeryüzünü de evi gibi görmeli. Her yer bizim evimiz diyeyim. Yani mesajım çok güzel bir mesaj oldu. Teşekkür ederiz. Rica o zaman size bırakıyoruz. Sonra reklam sonrası tekrar birlikte olacağız. Hakan Mengüç'e, değerli sanatçı dostumuza. Teşekkür ederim.